Herkese günaydın. 3 çocuktan düştük tek çocuklu olmaya. Gerçekten de çok değişik bir duygu. Yani tekrar tek çocukluya dönmek. Her şeyini o çocuğa veriyorsun. Yani bütün enerjini, sabrını, her şeyi ve böyle kala kalıyorsunuz. Yapacak pek bir şey olmuyor. Değil mi kuzu? Hadi sen de söyle günaydın. Günaydın. Ve şunu fark ettim. Diğer çocuklar olduğu zaman hani sen böyle çok oturup onlarla oynaman gerekmiyor. Çünkü birbirleriyle oynuyor genelde. Ama şimdi Devran kuzu ben nasıl bırakayım gideyim? Çünkü yalnız sıkılıyor. Değil mi aşkım? Değil mi annem? Annem. Derin'i hatırlıyorum. Derin okula gitmeye başladığında 2 yaşındayken. Arya o zaman ufaktı ve uyuyordu çoğunlukla. Sabah uykusunu Arya çok seviyordu. Gün içinde uyanıyordu gündüz. Derin ha okula hazırlarken falan o aşamada uyanıktı. Ondan sonra ben Derin'i okula bırakıp geldiğimde uyuyordu. Ta ki işte 11-11.30'a kadar gidip o zaman şey alıyordum. Derin'i alıyorduk. Yani pek böyle derinsiz bir zamanı geçmedi. Ta ki biraz daha büyüyene kadar. Ama ondan sonra da Arya Devran'la oynamaya başladı. Yani anlayacağınız olan Devran kuzuyu oldu. Neyse Devran da gelecek ayın 11'inde tam 10 aylık olacak. Yani artık büyüyor yavaş yavaş. Birlikte oynarız oğlumla. Tek kötü avantaj artık şu an oyun grupları da kapalı. Yani sabah ailelerin birebir çocuklarla gittiği etkinlikler oluyordu. Belediyenin düzenlediği okulların. Ama şimdi onlar da kapalı. Sadece evdeyiz. Şöyle bir puzzle almıştım oğluma geçen. Bunu yapıyor. Köpek, kedi ve de ördek var. Kuş mu ördek mi? Kuş. Cat. Miau. Miau. Senin tipini yerim. Miau. Söyle. Ma 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 ma. Mama, 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 mama. Sabahki yulafın hala burada, burada. Senin yüzünü silmeyi unutmuşuz. Annem. Aşkım, aşkım. Balım da balım. Lotki lotki lololo. Letki letki leylele. Ya senin o aşkla bakan gözlerini yerim. Kis ver mamiye kis. Hadi yap bakayım. Hadi. Koy bakayım. Kedi buraya bak. Kedi. Söyle miau. Miau. Kedi. Senin bu dişler nerede? Nerede? Senin bu dişler nerede? Niye çıkmıyor dişlerin? Diş. Ellerim tombik tombik. Kirlenirse çok komik. Kirli eller sevilmez. No istemedi. No. 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 Sen çok agresif bir çocuksun Devran. Ben hamileliğimde sana hiç agresif değildim. Tam aksine çok sabırlıydım. Böyle değişik bir deli sabrı vardı bende 3. hamileliğimde. Ama Devran öyle değil. Devran böyle çok agresif davranıyor bazen böyle. Değil mi? Ani atakların oluyor senin ha? Ben acaba sakindim. Bütün şey sana mı geçti? Gizlediğim o stres. Dün o kadar erken uyudum ki videoyu sonlandırmayı unutmuşum. Saat 10'da uyudum. Yatağa girdim. Telefonu aldım elime. Ondan sonra tam böyle bir şey açıp izleyecektim ki dedim Ezgi hiçbir şey açma. Çünkü açınca yani garanti 12-12.30 biri buluyor. Dedim açma. Diziler de o kadar şey uzun ki artık. Bir başlayınca bitirmek istiyorsun. O yüzden hiç açmadım. Saat 10'da uyudum. Yani telefonu indirir indirmez hiç düşünme fırsatım bile olmamış. Direkt uyumuşum çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum. Öyle yani. Şimdi biraz aşkımla ilgilendim. Kalkacağım. Mutfaktaki sabah telaşlarımızı toplayayım. Ondan sonra da biraz çalışacağım. Edit yapacağım. Tutu, değil mi aşkım? Öyle. Oh. Da. Annem. Annem. Bu hafta artık tüm hafta yağmurlu olacak. Sabah dün gece yağmur yağmış. Hava bayağı bulutlu ve hafif soğuk yani. 14-15 derece.
O yüzden yani ben kazak giydiysem veya böyle uzun kollu bilin ki hava soğuk gerçekten. Oh. Devran uyumasını bekliyorum ki iş güç yapayım. Bugün banyoyu toplayacağım, temizleyeceğim. Çocuklar okuldayken diğerleri. Banyoyu toparlayalım, birlikte yaparız. Ama bu şapşık uyursa, bu şapşık uyumazsa hiçbir şey yapamayacağız. Say, one, two, three, four, five. Once I caught a fish alive. Six, seven, eight, nine, ten. Then I let him go away. Why did you let him go? Because he bit my finger so. Which finger did he bite? This little finger on my right. Uykusu geliyor herhalde. Bir de şu an o kadar güzel bir sessizlik var ki size anlatamam. Bir tane muz aldım. Ortalığı böyle bırakacağım. Henüz toplamayacağım. Mutfağı hallettim. Oturdum. Laptop elimde. Ve biraz edit yapacağım. Bu aralar sanki böyle şey, bu aralar demeyeyim yeni tekrar başladım video çekmeye ama sanki dislike'larım biraz fazla gibi görünüyor. Beğeniden çok dislike biraz fazla gibi görünüyor. Beni sevenlerin de izleyenlerin de bazen dislike attığını biliyorum çünkü söylüyorlar. Sadece bana videoda hoşunuza gitmeyen kısımları yazarsanız en azından ben bir sonraki video için hani düzeltmeye çalışırım. Eğer yaptığım bir şeyse. Ama yani öğrenmek istiyorum açıkçası. Çünkü sonuçta video çekiyorum 3 çocukla birlikte. Ve bu kolay bir şey değil ne kadar dışarıdan kolay görünse de. En azından sebebini bilirsem ben de ona göre hani değişiklik yapabilirim. Ha videonun içeriğini beğenmiyorsanız ve bir dislike atıyorsanız o farklı bir konu. Yani izlemezsiniz bir dahaki videoyu olur biter. Ama sürekli her videoda böyle dislike'lar biraz belirli bir seviyeye gelince diyorum acaba neden böyle oluyor? Hani sevmeyenler izliyorsa onu da anlıyorum ama niye izliyorlar onu anlamıyorum. Neyse onu bir belirteyim dedim. Bu akşam için çok güzel bir yemek düşünüyorum. Tavuklu, patatesli, beyaz krema soslu bir fırın yemeği düşünüyorum. Baktım şeyden, nefis tariflerden. Güzel bir tane vardı. Eğer zamanım yeterse Arya'yı almadan önce yapacağım ki en azından çocuklar varken yemekle uğraşmayayım diye. Öyle arkadaşlar işte. Benim hayatım böyle şimdilik. Hele ki Arya bugün 4 saat okula gidecek. 12.30'da alacağım. Yemeği de orada geçirecek. Yani bakacaklar yemek zamanı nasıl diye. Ona da beslenme çantası hazırladım. Ondan sonra yarın da herhalde şey yapacak. Yarın da tüm gün gidecek. 8.30'dan 3.30'a kadar. Şimdilik bir sorun yok bizim okulda. Hani Covid ile ilgili merak edenler olursa Ezgi büyük cesaret gönderiyorsun diye. Ama dediğim gibi çocukların psikolojisi benim için daha önemli. Tabii Covid'den korkuyorum yakalanırsak tüm aile yakalanacağız falan filan. Allah korusun yani. Kimin nasıl bir reaksiyon göstereceği de bilinmiyor. Biz hariç annemler, babamlar, işte kayınvalidemler onlara bulaşırsa daha da kötü yaştan dolayı. Ama çocukları götürmek zorundayım. Çünkü onlar eğitimini almak zorunda. Yani çocuk çocuğa ihtiyaç duyuyor. Yetişkinlere değil, çocuk çocuktan öğreniyor. Çocukla sosyal ilişkileri çok önemli. O yüzden gönderiyorum. Şu ana kadar okulda hiçbir problem olmadı. Diğer çocuklarla ilgili de. Bakalım nasıl geçecek. Umarım bu olay da çözülür yani. Bakalım. Başbakanımız da diyor okullar hala devam edecek. Şimdilik. İleride ne olur bilinmiyor. Kahvaltım hazır. Tavuk, peynir, haşlanmış yumurta, bir tane daha tavuk. Evet. Güzel, doyurucu bir sandviç oldu. Ben Arya'yı aldım. Şimdi Ikea'ya geldik. Kuzularla birlikte çöp kovası almam gerekiyor. İki tane lazım. Bir tanesi recycling için, geri dönüşüm için. Bir tanesi de normal çöp için. Biliyorsunuz sürekli o poşetin kapının orada kalıyor ve uyuz oluyorum. O yüzden artık bir tane almam gerekiyor. Bastım da.
Arkadaşlar yine bastım bunları. Yine bensiz alışveriş yapıyorlardı. Ezgi o neydi? Şaka şaka, biliyordum burada olduklarını ama korkuttum. Aşkım sen de korktun. Ettin mi? Adam da korktu çaktırma. Neyse kaybolak buradan, çok utandım. Neye bakıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Niye buradayız? Ben çöp kovası almak için geliyorum. Kızlar da sen sepe almak için burada gelecektin. Okay. Korktunuz mu çok? Çok. Vallahi ben bir şey diyeceğim de arka olacak. Bak ayaklarıma. Ama maskeden dolayı yüzünüzün reaksiyonunu yakalayamadım. Bir şey olmaz. Loli. Beni çekiyormuş ya. Şimdi arkadaşlar, bir önceki vlogda bana saydığım adınız kalmadı arkadaşlar. Biz sana şaka yapıyorduk ya. Gerçekten. Siz anlamıyorsunuz. Vallahi bana iki yüzlü demediniz. Bye. Bana demediğiniz şey kalmadı. Ayıp gerçekten. Ya. Gerçekten. Şey. Oh my god. Arkadaşlar biz espri yapıyorduk. Ya o espriydi ya. Bizi eskiden tanıyanlar biliyor zaten. Ya siz neden şakayı kaka yaptınız ki? Ya kaka olmadı ve alınmadım ama yani ayıptır ya. Biz bu işi beğenmedik. Evet, bu işi beğenmedik. Ben bu işi sevmedim. Ben bu işi neyse sevmedim. Kapatın. Bu kısmı yeni yapmışlar. Banyo ve lavabo yeri. Şöyle, bu kısım yoktu burada. Alt kattaydı. Gel Arya. Şimdi üst katta böyle showroom yapmışlar. Çok güzel. Lolita. Kızım bugün 4 saat kaldı. Çok da mutluydu. Gittim almaya. Öğretmen dedi niye geldin ki dedi. Çok iyiydi. Değil mi Arya? Dedim arayaydınız gelmezdim. İstediğim çöp poşetini, çöpü bulamadım. Yani tam da bakamadık da. O yüzden istediğim çöp kovasını bulamadım. Şimdi burada hemen bir kahve içip büyükleri almaya gideceğiz. Dayısı bak, senin yeğenin dükkanına geliyor, her yeri dağıtıyor bak söyleyeyim. Bak dayısı, bak. Bak dayısı, her tarafı bozuyor. Ay ay. Dayısını seviyorum. Annem. Sana bir şey diyeyim. Nasılsın? Sen nasılsın? Dünkü videoda pek muhabbet edemedik. Evet. Çocuklarla ilgilenip. Yok akşamdı da. Boris amcayı dinlerken. Boris amcayı dinlerken konuşalım. Ya ne bileyim bakalım. Dükkandayız. Biraz zamanımız var. Çöp kovası aldım kendime. Çöp kovası aldım, buldum. Sizin evdekinden. Buldum çıkışta tam aldım. 9 sterlinde bir tane aldım. Biz eve geldik. Hangi noktaya bakacağımı bilmiyorum. Sadece ortaya bakacağım. Kameramı dükkanda unutmuşum. O yüzden telefonla mecbur video çekeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Derini aldım, geldik. Evdeyiz şu an. Telefonda da çekmek çok tuhaf. Çünkü insan elinde olmadan yana bakıyor. Yan garip bir duygu yani. Çocuklar burada. Derin lavaboda yeni falan yıkıyor. Ben de dedim 1-2-3 dakika bir dinleneyim. Şöyle yemeğe başlayacağım. Yemek biraz uzun sürebilir. O yüzden saat 4 gibi başlarım. Bir saat falan sürer herhalde. 1-1,5 saat. Ayrı ayrı işlemler olduğu için. Öyle daha arabayı da boşaltmadım. Çöp kutularını falan getirmedim. Artık onu akşam çocuklar uyuduktan sonra yaparım ama böyle bir tuhaf oldu telefonda çekmek. Tamam aşkım. Hadi git. Sen üstünü de çıkarmamışsın. Burada değil aşkım. Salona gider misin? Evet, deri içinde okuldaki bütün öğrendiklerini. Fantastic. Evet aşkım. Çok güzel. No, ben okul üniformamı kapatıyorum. Tamam hadi git, ben geliyorum. Count to 10 and I'm coming next to you right now. Patatesleri şöyle dinledim. Kekik, tuz, karabiber, zeytinyağı koydum. Şimdi karıştıracağım, fırına atacağım. Bunların pişmesini bekleyeceğim. Piştikten sonra üstüne tavuk sosunu koyacağım. Tavuğu da biraz sonra yapacağım. Gördüğünüz gibi multitasking yapmaya çalışıyorum aynı zamanda. Şu an Arya devranı rahat bırakmıyor. Okay. Böyle fırına atacağım şimdi. Dın dın dın. What sound is it?
football. Good. Should I put a football? Yeah, go on then. So football means that it has a circle. Bütün numaraları sıralıyor, sırasına göre. No, just like this. Well done, that is a football. And it's a, what shape is a football? Do you know what shape a football is? Yeah. It's a 3D shape. So it's not circle, it's called something else. What is it? That's an excellent football. Fantastic. I'm not doing a football, look. Ah, what's that? A racket. A racket, yes. Just like Kip and Chip and Biff. Well done. İçini hazırladım. Patatesler de pişti bu arada. Tavukları şöyle küp şeklinde kestim. Ondan sonra yeşil biber, top kırmızı biber, soğan, sarımsak, tuz, karabiber koydum. Birazcık da çok az bir şey salça koydum. Ve şu an biraz pişiyor. Biraz şey olduktan sonra, biraz karıştıktan sonra patateslerimi üstüne koyacağım. Onun üstünde beşamel sosu, onun üstünde peynir. Yummy yummy yum. Yanına biraz tepsi açlarım. Oldu da bitti maşallah. Afiyet. Bakın bu arka plan. Nasıl yemek yapmaya çalıştığımı görün. Arka fon. Ha? Devran. Karıştır. Güzel görünüyor ama yemek. Muhteşem. Çok güzel pişiyor arkadaşlar. Beşamel sosu üstüne peynir ekledim. 10 dakikamız daha var. Biraz da karnabahar. Haşlıyorum. Yanda sebze olsun. Derin şöyle kitaplarla okula geliyor. Size de göstermek istedim. İlk önce alfabenin seslerini öğretiyorlar burada okulda. Ondan sonra eğer bütün alfabenin seslerine hakimse CVC dediğimiz kelimeleri öğretiyorlar. CVC de işte CVC kelimeler de consonants, vowels, consonants olarak geçirebiliyorsunuz. Türkçesini söyleyeyim de anlarsınız. A, E, U, I, O kelimeler ve diğerleri. Ondan sonra bunları şimdi öğretiyorlar. Şöyle küçük kelimeler. Ondan sonra böyle. Derin tek sesleri söyleyerek, ondan sonra blend yaparak tüm kelimeyi okuyabiliyor. Ondan sonra başı alıyoruz. Tekrar başından okuyor. Şu şekilde gidiyor ve bu kitabın şu an ikincisinde. Ondan önce sadece fotoğraflı kitap veriyorlardı ve hiç kelime yoktu. Çocuk kendisinden hikaye okuyordu. Şimdi bu seriye geçtik. Her gün değişiyor. Dün bunu okuduk, bugün bunu okuduk. Yarın da bunu okuyacağız. Her gün öğretmenler değişiyor. Ondan sonra da böyle bir defterle veriyorlar bize ve günlük hem öğretmenin yazıyor. Mesela öğretmen dünkü okuduğumuzu ben yazdım buraya. Ondan sonra öğretmen bugün dünkü okuduğunu bugün okudu, yazdı. Şimdi de bu kitabı okuyacağız. Ben yazacağım yarın. Bu kitabı öğretmen okuyacak, öğretmen yazacak. O şekilde ikimiz de evde neler yaptığını görebiliyoruz. Şu şekilde size de göstereyim dedim. Derin şu an 4,5 yaşında ve bu aşamada. Evet, siz her ülke ve çocuk farklı öğretiyorlar biliyorum. O yüzden öğrenmek isterim yani sizin okulda olduğunuz ülkede, şehirde nasıl öğretiyorlar çocuklara. Bizimki böyle. Let's go. I'm gonna baby. Come on baby. Now read it from beginning. Amen. Good. Amen. Why? Ari's pretending to read her own book. Okay. Come on, Darren. Let's start, baby. Oh. Derin, seni bekliyoruz. Aferin oğluma. A. Mm-hmm. Who is this? Good. A. Ha. At. Good. On. A. Man. Excellent. From the beginning. A. A. Hat. On. A. Man.
Fantastic. A hat on a man. Well done. Next one. A cat on a man. Good. From the beginning. A cat on a man. Fantastic reading. A bed. On a bed. My bed. Cot. Fantastic. My bed. A cot. Cot. Good. Rectangle. It's a rectangle. Mm. What colour? What colour? How many semicircles can you see mommy, at the beach? Mommy! It's an umbrella. Umarım güzel olmuştur. Benzeri şeyler yaptım ama ilk defa bu şekilde yaptım. Tamam bebeğim, hadi içeriği toplayın. Şimdi yemek yiyeceğiz. Çok acıktım ben de gerçekten. Bugün hiç şey yapmadım. Abur cubur atıştırmadım bugün. O yüzden... Bu arada Devran patates hastası. Durun size şey göstereyim. Şöyle yapayım, buradan alayım. Güzel oldu bence. Tadı da inşallah güzel olmuştur. Arya'nınki biraz kısık oldu. Biraz daha limona. Serhat bu tarz yemekleri çok seviyor. Umarım onun da hoşuna gider. Şimdi tadına bakmayacağım. O zevki yemek yediğimde bakmak istiyorum. Tabakları şu şekilde oldu çocuklarım. Biz afiyetle çocukları yiyeyim, yatırayım, ondan sonra bakalım. Yağmur'a bakar mısınız? Nasıl yağmur yağıyor? Acayip bir yağmur var. Çocukları uyudum. Şükür. Bir gün daha sana çay yapıyorum. Çocukları uyuttum. Çok şükür. Duşa da girdim. Ondan sonra bir çay yapacağım. Bu aralar acayip bir tatlı bezim tutuyordur. Neden mi bilmiyorum. Resmen kendi beynimle oyun oynuyorum. Ne kadar beynimde az yedim desem de İnadına sanki daha fazla yesim geliyor. Hep öyle olur ya, hani diyetteyim dediğin zaman daha çok yesim geliyor. Aynen benimki de o misali. Gönderdim adamı. Dedim ki biraz abur cubur al. O da sağ olsun çıktı. Şimdi aslında hiç gitmek istemedi ama biraz sonraki. Öyle ben de dinleneceğim artık. Yorumlarınızı okuyorum. Geri dönüş yapıyorum hepinize. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Başka bir videoda, başka bir günde görüşmek üzere.